Merhaba sevgili izleyenler ben Ayhan. Bildiğiniz gibi yakın zamanda 11.11 haftasını atlattık. Banggood bize yeni ürünler gönderdi. 11.11 11 haftasında ciddi indirimler vardı Banggood'da. Şimdi de muhteşem cuma dediğimiz Black Friday zamanı geliyor. Black Friday için de yine elimizde güzel ürünler var. Ben şahsen özellikle bu ürün için fazlasıyla sabırsızlanıyorum kutusunu açmak için. Geleli birkaç gün oldu ve hala açmadım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Bir de matkap için tutacağımız var. Bildiğiniz gibi bu aralar kendi yap projelerine fazlasıyla odaklanmış durumdayız. Kendin yap projelerimiz için atölyemi biraz daha genişletiyorum. Bu iki parça atölyem için gerçekten önemli iki parça diyebilirim. Evet, kendin yap projelerine biraz daha ağırlık vermeye başladım çünkü sizden de bu konuyla ilgili fazlasıyla talep gelmeye başladı. Kendin yap projeleri ürünler yerine uygun fiyatlı çözümler sunabiliyor. Biz de bu şekilde güzel içerikler yapabiliyoruz. Mesela yakın zamanda şu arkamdaki monitörün etrafına bir Ambilight yapmıştım. Gerçekten eşsiz bir deneyim olduğunu söylemeliyim. Şu an kapalı gerçi ama o videoyu da izlemek isterseniz yukarıdaki kartlar kısmına bakabilirsiniz. Şimdi gelelim bu iki ürünümüze. Dediğim gibi atölyemi daha kullanışlı bir hale getirmeye çalışıyorum. Bunun için yeni ürünler ekliyorum atölyeme. Burada bir şarjlı tornavida var. Gerçekten harika bir tornavida ve bir sürü de uç var. Şimdi birazdan göreceğiz zaten. Bir de matkap tutacağı var. Bunun için doğrudan ürünler de satılıyor. Hatta yakın zamanda İlge de kendi kanalında bundan bir tane incelemişti. Ama ben bunu tutacaklı olarak almayı tercih ettim. Böyle daha pratik geldi bana. Umarım yanılmam. Tabii kargoda gelirken biraz yıpranmış. Gümrük sürecinde vesaire problemler olabiliyor. Bunu biraz yırtarak açmışlar. Bunu açmadan önce... Bu ürünle başlamak istiyorum. Bu Wolfstick 1F Plus şarjlı bir tornavida. Gerçekten çok kaliteli bir kutusu var. Şöyle kutuyu da açtığımızda içinden bir sürü küçük küçük kutular çıkıyor. Bunu şöyle kenara koyalım. İçinden tam 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ayrı küçük kutu çıktı. Şu en büyüğü dikkatimi çekti. En büyüğüyle başlamak istiyorum. Hemen bunun içinde ne varmış? Nereden açılıyormuş? Bunun içinde bir taşıma kutusu var. Şöyle mıknatıslı. Bam diye dağıldı. Başka bir şey yok. Sonra bu ağır. Muhtemelen bu bizim tornavidamız. Çok güzel değil mi ya? Harika. Burada ıvır zıvır parçalar. Birkaç tane hazır vida. Bu mıknatısı tazelemek için küçük bir aparat. Telefon tamiri yapacaksak ki bu kit genelde telefon tamircilerinin aktif olarak kullandığı bir kit. Telefonun işte yüzeyine yapıştırıp açmak için bu da kenarlarını kaldırmak için bir parça. Onun haricinde bir de şarj kablosu. Bu micro USB ile şarj olabilen bir tornavida. Burada 3 kutu başlık mevcut. Gerçekten çok fazla başlığı var. Yani hemen hemen her alanda kullanabileceğiniz başlıklar bunlar. Bu kutularda bitirdik. Şurada yine ağır küçük kare olan bir kutumuz var. Bunun içinde de bir ağırlık stand var. Şöyle fırçalanmış bir metal yüzeye sahip mat bir yüzey. Yani gerçekten çok güzel ve çok kaliteli duruyor. Şöyle yakından da göstereyim. Bunu bu şekilde tornavidamızı üstüne koyuyoruz. Son kutumuzda ise bir çalışma pedi mevcut. Tabi bu taşıma çantasına girmiyor maalesef. Bu mıknatıslı bir yüzey. Mesela çalışırken şuradaki örnek vidalardan kullanalım. Gördüğünüz gibi vidaları kaybetmemek için işte bir şeyden söktünüz. Hemen buraya koyuyorsunuz ve o vidalar kaybolmuyor. Mıknatıslı bir yüzey. Bu da gerçekten çok güzel düşünülmüş. Onun haricinde şöyle kutumuza da bir bakalım. Mesela kutumuzun içine sadece iki tane sığıyor. Bunlardan en çok kullandığınızı ve muhtemelen tornavidanızı yanınıza alarak pratik bir kullanımda sağlayabiliyorsunuz. Hepsini birden içine almıyor. Almasını da gerek yok diye düşünüyorum. Şu en çok kullanılan mesela X1 modeli işte artı eksi alyan uçları bunun içinde muhtemelen bunu alsanız yanınıza yeter. Diğerlerinin içindeki uçlar çok da fazla kullanılan uçlar değil. Hemen en çok merak ettiğim uçlardan bir tanesi. Ben bulmakta gerçekten çok zorlanmıştım. Var mı? Onu kontrol etmek istiyorum. MacBook Pro'nun kapağını açmak için kullandığım T5 yıldızı ve evet var. Burada iki farklı T5 ucunun olduğunu görüyorum. Bu da demek oluyor ki ben artık MacBook'umu bununla çok kolay bir şekilde açıp bir onarım gerektiğinde müdahale edebileceğim. Bu ürünümüz böyle. Gerçekten çok severek kullanacağım bir ürün olduğuna eminim. Şöyle bunu şimdi kenara kaldıralım. Bu ürünümüz ise gerçekten kullanışlılığından çok da emin olmadığım bir ürün aslında. Fiyatı gayet uygundu. Aldım. O yüzden çok problem değil. Ee, bir deneyeceğiz sadece. Umarım işe yarar bir üründür diyebilirim. Şimdi buradan birlikte açalım kutusunu. Gümrükte bu kutu gelirken bayağı hırpalanmış belli ki. O beklediğinden bayağı büyük bu ben daha küçük bir şey bekliyordum şahsen. Şu ayak mesela bayağı hafif geldi bana. Yani demir ama oldukça ince bir demir. Dolayısıyla bayağı hafif yani ağır gözüküyor olabilir ama bayağı hafif bir ürün bu. Nasıl kurulduğuna dair de bir fikrim yok açıkçası. Ürün fazlasıyla kalitesiz ama enteresan bir şekilde iş görecek bir ürüne benziyor şahsen. Öyle bir izlenim aldım şu an. Evet, iki ürünümüzün de incelemesini bitirdik. Gerçekten Özellikle Wolfstick benim favori ürünüm diyebilirim. Bunun da şu alt kısmı biraz daha ağır olsaymış çok güzel olabilirmiş. Yani şöyle tek elle bastırmak istediğiniz zaman bu bayağı sapıtıyor. Bunu mutlaka bir yere sabitlemek gerekiyor. Sabitlemeden kullanmak çok mantıklı değil. Onun haricinde genel olarak güzel. Yani fiyatına göre bu da çok fazla işlevsel bir ürün. Yani şu plastikleri falan çok kalitesiz, çok dandik ama bu paraya bu kadar yani. Yani fiyatına göre fazlasıyla iş görecektir. Farklı başlıklar da var burada. Yani şunları mesela matkap için kullanıyoruz ama şunu da diremel için kullanabiliriz. Ben zaten şu an diremel için almıştım bunu. Bu benim için fazlasıyla yeterli. Dediğim gibi sadece altı biraz daha ağır olsaymış daha güzel olabilirmiş. Diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Şu an Banggood'da Black Friday'e özel indirimler mevcut. Bu ürünlerin linklerini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.